ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerini bir hatırlayalım, bir kez daha hatırlayalım daha doğrusu. Sonrasında yine çok önemli bir konuyu konuşuyor olacağız. 0212 alan kodumuz 331 32, 07 08 09, 3 hat hizmetinizde. Hangisini istiyorsanız onu arayarak daha fazla bilgi alabiliyor ya da pazarsohbeti@sine5.com.tr'ye de soru gönderebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz üzere sevgili seyirciler, bitkilerin dünyasında hep aynı açılışı yapıyorum. Hoş geldiniz diyelim. Çünkü son yıllarda çok konuşuyor oluyoruz bu bitkileri. Bitkilerin yaşanan sağlık sıkıntılarındaki çözümlerini. Hakikaten güzel de çözümler, güzel de dönüşler alınıyor. Böyle olunca da zaten bitkilere olan ilgi, alaka yükselen trend haline geliyor. Dolayısıyla bitkileri artık işin duayenlerinden herbalist sevgili İbrahim Gökçek Beyefendi ile konuşuyor olacağız. İbrahim Bey, hoş geldiniz. Hürmetler. İyi pazarlar diliyorum. Sağ olun. Babalar gününüz kutlu olsun. Sağ olun, teşekkür. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun. Her şey yolunda, çok şükür. Zaten gayet de iyi gözüküyorsunuz. Şimdi bitkiler bitkiler diyoruz İbrahim Bey. Şöyle bir başlangıç yapalım, ondan sonra hastalıklar, sağlık sıkıntıları ve beraberinde hangi bitkilerin hangi hastalıklara çözümünü konuşacağız. Evet. Ama önce klinik çalışmalar. Evet. Bu konuda eğer kafada soru işaretleri varsa onlar da yok olsun. Evet. Ki insanlar canı gönülden ya da hani bir yöntem kullanacaklarsa güvenerek kullansınlar. Bu çünkü çok 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 önemli. Evet. Buyurun. Geçen televizyonun birinde konuyla hiç ilgisi ve bilgisi olmayan, uzman olmayan bir zat-ı muhterem. Evet. Otla, çöple tedavi edilmez dedi. Allah Allah. Yani Türkiye'de söyleyebiliyor bunu vatandaş. Avrupa'da, Amerika'da veya Asya'da biri dese ki otla, çöple tedavi edilse dese o televizyonun reytingi sıfıra düşer. Hı. Ve televizyon belki kapanır. Kimse bakmaz. İtibar görmez. Herkes tepki gösterir. Tepki gösterir. Hı hı. Türkiye'de tepki yok. Otla çöple diyor. Tedavi olmaz, mümkün değil. Şimdi bu 20 ciltlik dosyanın klinik araştırmalarıyla bu belge. Hı hı. Yani sadece birini getirebildim. Diğerlerini getiremedim çünkü yer yok. Hı hı. AB'den AS'ye kadar. Burada mesela sadece aloe vera ile ilgili tam 13 sayfalık belge var, bilgi var. Klinik araştırması var. Hangi üniversitede, nerede, ne zaman? Neler yapılmış? Neler yapılmış? Hı hı. Klinik araştırmalarla belgeler var. Tam 20 dosya var. Hı hı. Onunla beraber dünyanın hangi ülkesinde? Hı hı. Görüyoruz. Bu kitaplar Almanca. Mesela Afrika'daki adam, Afrika'da hangi bitkiler yetişir? Binlerce sayfalık kitap yazmış. 400 avro bu kitap. Binlerce sayfa. Afrika'da hangi bitki yetişir, hangi özelliklere sahiptir, nerede, niçin, nasıl kullanılır vesaire. 4000 çeşit bitki var ve bunların hepsi ilmi kitaplar, boş kitap değil. Nasıl ki zamanında İbn Sina 1000 yıl önce dünyanın en büyük hekimi ise, günümüzde de Avrupa'da özellikle Almanlar dünyada fitoterapi yani bitkisel tedavide bir numaralar. Bütün Avrupa'da üretilen ilaçların %45'ini Almanlar üretiyor. Hı. Almanya'da mı yetişiyor bitkiler? Hayır. Türkiye'de yetişiyor. Mesela alıç. Türkiye'de yetişiyor. Hı hı. Almanya'ya gidiyor. Almanya'da hapını, damlasını, derecesini yapıyorlar. Ne işe yarıyor? Alıç. Bende takriben 10 bine yakın dergi var. 4000'den fazla kitap var. Konularla ilgili. Hı hı. Arşivimiz var. Sizin şöyle bir avantajınız var. Ben size o yüzden güveniyorum ve inanıyorum sevgili İbrahim Bey. Siz hem çok okuyorsunuz, araştırıyorsunuz hem de çok geziyorsunuz. Sizin bir ayağınız Avrupa'da. Evet. Zaten Almanya'da yıllardır kalmışsınız. Hani çok okuyan mı çok gezen mi bilirden hareketle. Sizde ikisi birden var. O yüzden sizin anlattıklarınıza şahsen ben kendi adıma son derece inanıyorum, güveniyorum ve de hani o peynir olayı var. Az sonra onu da geleceğiz. Onu da mesela hayatımda kesinlikle uygulamaya başladım. Ben çocuğuma, aileme vesaire keza öyle. O yüzden hani bazı insanlar var zaten anlıyorsunuz onu İbrahim Bey, şimdi anlatılıyor ama boş, afaki şeylerden bahsediliyor. Ama sizde o bir doluluk, bir altyapı konuşmalarınızdan sonra zaten direkt olarak insan anlayabiliyor.